Merhaba arkadaşlar. Sizlerden çok sayıda yardım mailleri geliyor arkadaşlar. Çok zamanımı alacak maillere maalesef pek dönüş yapamıyorum. Yani çok az zamanımı alacak mailler gönderirseniz belki yardımcı olurum yani zamanım varsa. Cem Bey, sizden izleyip biraz kendim gelir gider tablosu yaptım. 5 dakikalık bir dokunuşla çok daha sistemli hale getirebileceğinize inanıyorum. Böyle bir çalışma bir yapmaya çalışalım arkadaşlar hep beraber. Bakalım Cem Bey ne hazırlamış. Şimdi böyle bir çalışma var. Ayın 15'inden başlamış. Biz bunu isterseniz ayın yani bir aylık bir şey yapalım. Şöyle birkaç satır ekleyeyim buraya. Sonra burayı ayın 1'inden itibaren arttıralım. Ayın şöyle bir şey yapalım. Ayın 30'una kadar gelsin. Şu iki satırı silelim. Sonra şu formülleri de aşağıya doğru indirelim. Tamam. Şu toplamları nasıl yapmış? Tek tek toplanmış. Böyle yapmayalım bence bunları. Bence bu da böyledir. Evet. Şunları siliyorum. Şunu da siliyorum. Şunu siliyorum. Toplamı şöyle yapacağız. Otomatik topla diyeceğiz. Yukarıdakileri topla. Enter'a basıyorum. Kayıt alıyor mu? Alıyor. Sonra şurada da yine gerçi şunu tutup sağa çekebiliriz. Bu da aynı şey yapar dikkat ederseniz. Üstü seçmiş zaten. Aynı şekilde burada da otomatik topla diyoruz. Ve şu yukarıyı toplasın diyoruz. Ve bunu da sağ tarafa çekiyoruz. Bu da üst tarafı toplayacaktır. Sonra şuradaki sat açıklamalar gereksiz bence. Şurası da gereksiz. Evet. Şimdi arkadaşlar sayfamızı kilitleyeceğiz. Şöyle kilitleyeceğiz. Bakın ne yapacağız arkadaşlar. Burası önemli. Ben şu alanı seçiyorum. Kontrol CTRL tuşuyla birlikte şu ESC'nin alttaki 1'e basıyorum. Kontrol 1 veya kısa yoldan sağ tuş hücreleri biçimlendir. Şurada koruma kısmı var. Şu kilidi kaldırıyorum ve tamam diyorum. Aynı şekilde şunları da seçiyorum. Kontrol 1'e basıyorum ve kilidi kaldırıyorum. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Sonra gözden geçire gelip sayfayı koru diyorum. Şifre olarak 1, 2, 3 diyorum. Tamam. 1, 2, 3 ile onaylıyorum. Dolayısıyla şu anda zaten kimse formüllerimize artık karışamaz. Kimse formülleri silemez. Sadece rakam yazabilirler. Formüller güvende, sadece rakam yazılabilir. Tamam, buraya kadar anlaşıldı. Şimdi bu programın daha kullanışlı olması için şöyle bir şey yapacağız. Örneğin şu tarihte 500 lira geliyor. 200 lira geliyor. Sonra bir daha 700 lira geliyor. Burası ne oldu? 1200. 500, 300 lira geliyor. Burası ediyor 500. Sürekli bunları eskisini sil, yenisini ekle. Böyle şekilde yapmayacağız. Program bunları otomatik kendisi yapacak. Böyle bir çalışma yapacağız. Geliştiriciye geliyorum. Tabi sayfayı koruduğumuz için çok daha gelişmiş bir şey yapabiliriz ama aslında neyse. Ben korumayı kaldırayım şimdilik. Sayfa korumasını kaldır. 1, 2, 3. Buraya arkadaşlar buton alacağım. Geliştiriciden şöyle acaba sayfa korunduğu zaman bile butonlar çalışıyor mu? Onu bir merak ediyorum. Şöyle bir buton çiziyorum. Sonra sayfayı tekrar korumaya alayım. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Butonlar çalışır durumda mı? Evet. Korumada olsa bile butonlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok iyi. Korumayı şimdilik kaldıralım. En son koruma moduna alacağız. Tamam. Çok iyi. Şimdi geliştiriciden tasarım moduna geldi. Buraya bir buton çizdim. Butonun özelliklerini açıyorum. Yazı fontunu kalibri kalın 14 yapayım. Sonra yazı rengini de yazının yani butonun rengini de yeşil yapalım istiyorsanız. Yazının rengini de beyaz yapalım.
ve caption'ına da gelir kayıt diyelim. Sonra bu butonun bir kopyasını alıyorum, aşağıya yapıştırıyorum. Buna da bunun da zemin rengini gider olduğu için kırmızı sevmediğimiz bir durum. Yazıda beyaz olsun. Buna da gider kayıt olsun diyelim. Gider kayıt. Bir de istiyorsanız yazdır butonu da yapalım. Ctrl V ile yapıştıralım. Bunun da rengini mavi yapalım zeminini. Şöyle mavi, yazısı beyaz. Buna da yazdır diyelim. Şimdi yazdır dediğimiz zaman sadece şu alanı yazdırması için şöyle seçiyoruz yazdırma alanını. Sonra geliyoruz sayfa düzeninden yazdırma alanı belirle diyoruz. Burası yazdırma alanımız olacak. Dolayısıyla biz Ctrl P bastığımız zaman sadece bu alanı yazdıracaktır. Tabi sayfaya sığmadığını görüyorsunuz. Bu durumda da görünümden sayfa sonu ön izleme diyeceksiniz. Ve dikkat ederseniz 3-4 sayfaya çıkan bir sayfa. Dolayısıyla bunu tek sayfaya indirgeyeceğiz. Evet şu anda tek sayfada hepsi çıkacaktır. Ctrl P dediğimiz zaman gördüğünüz gibi tüm tablomuzu yazıcıya gönderebiliriz. Burası tamam. Şimdi ben gelir butona çift tıklıyorum ve Visual Basic tarafına gitti. Buraya bir form açıyorum. Formumun üzerindeyken buraya bir tane label alıyorum. Ve buraya dikkat ederseniz kart var. Buraya kart diyorum. Büyük harfle kart yazıyorum. Ve karşısına bir tane text kutusu çiziyorum. Biraz büyükçe olsun ki yazması kolay olsun. Şu kartı da seçiyorum. Şimdi özellikler ekranı penceresi gözükmüyor. Şuradaki properties tıklıyorum. Burada da yazı fontunu kalibri kalın 14 yapıyorum. Hatta 16 yapsam daha da güzel olur. Bill Gates ne demiş arkadaşlar? Bir program tasarlarken güzel görünmesini sağlayın. O sizi bitirmeniz için kamçılayacaktır. Program güzel gözüktüğü zaman bir heves oluşacak. Keşke bu çalışır duruma da gelseydi diye kendinizi daha motive edici bulacaksınız. Dolayısıyla güzel görünmesini sağlayın. Buraya yazacağımız yazılar da yine kalibri, kalın ve 14 olarak girilsin. Şunu seçiyorum. Kontrol tuşu basılıyken bir kopyasını aşağıya indiriyorum. Ve buna da nakit diyorum. Nakit. Tamam. Biraz uzatmam gerekecek. Tamam. Sonra buraya bir tane takvim alayım arkadaşlar. Mont View diye. Evet. Şunu da nasıl ekliyorsunuz? Şurada Add Control diyorsunuz. Aşağıya gelip buradan Mont View işaretliyorsunuz. Otomatikman butonu buraya eklenmiş oluyor. Ve sayfaya çiziyorum. Takvimi de burada. Şunu biraz yukarı alayım. Aha, şöyle. Şöyle çok güzel oldu. Sonra bir buton alayım şuraya. Bu butona da kaydet diyeceğim. Buna da kaydet. Evet. Şu kaydet de güzel, daha büyük gözüksün. Buna da kalibri kalın 12 diyelim. Kart girecek. Bunun şu tekstin adına TX'te kart diyorum. Şuna da TX'te nakit diyorum. Şuna da BTN yani buton BTN kaydet diyorum. Çok iyi. Bunun ismi de MontView'dir ya. Buna da takvim diyorum. Tamam gelirimiz güzel. Şu formun ismini de FRM gelir diyorum. Burası da güzel. Şimdi hemen bağlantısını yapalım. Şu gelire çift tıklıyorum. Ve buraya FRM gelir. Kontrol boşluk tuşuna basıyorum. Nokta show diyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi benim amacım ne? Ben burada tasarım modundan çıkayım. Ben burada gelir tıkladığım zaman bu form geldi. Buraya örneğin 300 yazacağım. Buraya da 200 yazacağım. Bugün takvim tarih neyse gidecek sayfadan o tarihi bulacak. O tarihin karşısındaki karta, kart hücresi şu maviye 300 yazacak. Şu sarıya da 200 yazacak. Bir daha geldim buraya 500 yazdığım zaman
O zaman ne yapacak? Eski kayıt 300'ün üzerine bir de 500 ekleyecek, yani 800 yapacak. Dolayısıyla bu şekilde günlük kayıtlarımı girebileceğim. Hemen şu formun caption'ına da gelir, büyük harfle gelir kayıt formu diyorum. Hemen kaydetin içine gireyim arkadaşlar. Kaydet butonuna tıkladım. Tabii form açılır açılmaz takvimde o günün tarihinin gelmesi için aslında şöyle yapmamız lazım. Buradan formu seçiyorum. User formu seçiyorum. Sonra activate kısmına gidiyorum. Yani ilk aktif olduğu zaman. Diyorum ki takvim nokta value, bir dakika takvim demiştik. Takvim nokta value, yani değeri eşittir date diyorum. Bugünün tarihi. Tamam, onu da anladık. Dolayısıyla her çalıştırdığımda bu günün tarihi gelecektir. Mesela ben bilgisayar tarihini değiştireyim. Buraya CMD yazıyorum. Sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyorum. Şöyle bir DOS ekranı geldi. Buraya isterseniz Color A yazıp daha renkli görülmesini sağlayabilirsiniz. Burada date örneğin 06 09 2023 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi ben programı çalıştırdığımda takvimde ne görüyorsunuz? Bugünün tarihini görüyorsunuz. 06.09.2023. Çünkü biz dedik ki takvimde bize o günün date'ini göster dedik. Öyle kalsın isterseniz. Hemen devam edelim. Kaydetin içine girdik. Buraya diyorum ki tarih bul ya da dim tarih diyelim as date diyoruz. Tarih as date. Burada tarihimiz nedir arkadaşlar? Tarihimiz eşittir. Takvim nokta value'dur. Takvimde ne varsa bizim tarihimiz odur. Sonra bir dim x yazıyorum as integer diyerek. Şimdi bir döngüyle o günün tarihini bulacağım. For x eşittir. Tarih kaçtan başlıyor? Üçüncü satırdan başlıyor. 32. satıra kadar gidiyor. O zaman ne diyorum? 3 to 32 diyorum. Buraya da next yazıyorum. Burada bir eğer kullanacağım arkadaşlar. Eğer diyeceğim ki eğer range a'nın x'i, yani x kaçsa artık, x 1 ise a1, x 2 ise a, x 3'ten başlıyor gerçi, a3, a4, a5, a6 eşittir. Eğer a'nın x'i eşittir tarih ise arkadaşlar, dolayısıyla tarihi bulmuştur. Tarih ise den ne diyoruz? Exit for. Bu for'dan çık. Yani döngüden çık. Tamam, çıktı. Peki çıkınca bizim x'imiz belli mi? Belli. Nereye konumlanacağız şimdi? Şuna konumlanacağız. Diyeceğiz ki range b'nin, burada bir if'e daha ihtiyacımız var. Bakın şöyle bir şey yazacağım. Eğer CDBL convert to decimal demek, yani virgüllü sayıya çevir demek aslında. Küsuratı sayıya çevir demek. Convert double diye. Parantez içinde TX'te kart. Eğer TX'teki kart, yani sayısal sayıya çevrilmiş hali büyüktür sıfır ise, yani kartta bir rakam var ise den. Ne yapacak? Mesela kart ayın 6'sıdır örneğin. Geldi ayın 6'sını buldu. Baktı ki kartta, yani şuradaki rakam sıfırdan büyük. O zaman ne yapacak? B'nin ilgili x hücresine, yani şuraya buradaki rakamı yazacak. Aynı şekilde nakit de sıfırdan büyük ise bu sefer de C sütununa yine o değeri yazacağız. Hemen yazalım. Eğer CDBL TX'te kart sıfırdan büyük ise range, bakın arkadaşlar şöyle yapacağız. B'nin x'i eşittir. CDBL TX'te şey CDBL yine range diyoruz. B'nin x'i parantezi kapatıyorum. Artı CDBL TX'te kart diyorum.
İşte böyle. Önce karta baktı. TX'te karta baktı. Sıfırda büyük ise B'nin X'ini neye eşitleyecek? B'nin mevcut X'i, yani B'nin X'i, B hücresinde ne rakam varsa o, artı kartta ne yazmışsak o. Bunu kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Bu sefer de TX'te nakit diyorum. Eğer TX'te nakit sıfırdan büyükse bu sefer C'nin X'ini ne yapsın? Mevcut C'nin X'inde, yani şurada ne rakam varsa o rakam artı TX'te nakit. Bu kadar. Sonra unload me desin. Sonra msgbox kayıt başarılı desin. Aslında gelir kaydedildi desin. Gelir. Gelir. Aslında şöyle desin. Tarih. Tarih ve de artı tırnak tarih, yani işte 06.02.09 tarihine gelir kaydedildi desin. Evet. Şimdi bir deneme yapalım arkadaşlar. Burada gelir kaydedip mesela ayın kaçıdır? Ayın 6'sıdır. 500 kart gelmiş. Nakitte 100 gelmiş. Şurada kaydede basıyorum. Hata alıyorum. Ha, şurası herhalde artı değil de V olarak mı yazmamız lazım? Evet, gördüğünüz gibi 06.09.2023 tarihine gelir kaydedildi. Tamam. Bir daha kayıt yapalım. Örneğin bu sefer 400 geldi. Buraya da 300 geldi. Gördüğünüz gibi 900 ile 400 oldu. Bir daha örneğin 100 burası geldi. Buraya hiçbir şey gelmedi. Kaydet. Hata. Neden? Çünkü TX'te burası boş döndü. Boş dönünce de çeviremedi, sayıya çeviremedi. Burada hata verdi. Nokta text desek arkadaşlar, hata verir mi? Yine tip hatası verdi. Bakalım. 200 boş geçsin. Hata. Boş. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Mesela kaydede geldi. Kaydede basar basmaz. Önce bunları kontrol ettirelim. Boş bir şey varsa sıfır attıralım. En başta bunu yapalım. Şuraya. Buraya if diyelim. TX'te nakit eşittir boş ise TX'te nakit eşittir sıfır. Bunu kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Bu sefer TX'te kart boş ise TX'te kartı da sıfır yap. Dolayısıyla şu sorundan da kurtulmuş olacağız. Her seferinde çevirebilecek yani. Hemen deneyelim. Örneğin 100 diyorum. Diğeri boş, kaydet. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Bu sefer şunu buna 100 diyelim. Bu sefer o 400-500 olacak. Gördüğünüz gibi hiç hata vermedi. Yani önemli olan çözüm bulmak arkadaşlar. Gelirimiz tamam. Şimdi gidere başlayalım. Hemen gideri yapalım. Bir tane form ekliyoruz. Formu biraz büyütüyorum. Formun caption'ına gider kayıt formu diyorum. Bunun ismini de FRM gider diyorum. FRM gider. Şu gelirdeki hepsini seçiyorum. Ctrl C. Geliyorum buraya. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şu nakite ihtiyacım yok. Şunu gider diyorum. Gider büyük harfle. Çok güzel. Şöyle. Tamam. Şu kaydeti şuraya alıyorum. Geri kalan hepsi tamam. Sadece şuranın adını TX'te gider yapacağım. Tamam. Şimdi bir önceki formda arkadaşlar Enter'a basınca ilerlemiyordu. Enter'a basınca Enter'la gitmiyordu. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Auto tap true yapacağız arkadaşlar. Şurada da auto tap true yaparsak dolayısıyla da auto otomatik ilerlemiş olacak. İsterseniz deneyelim. Buraya 500 enter, 300 enter. Bak buradan sonra gitmedi. Niye gitmedi? Şunu da auto tap true. Tab indekslerine bir bakalım. Tab index 1,
Tab indeks 2, şunun tab indeksi 5'tir. Onun için gitmedi. Bunu 3 yaparsa gidecektir. Şimdi deneyelim. 300, 200. Bak gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde. Evet, tamam. Dolayısıyla şunun da auto tabını true yapıyorum. Tab indeksi 1, tab indeksi 1 yapıyorum. Şunun tab indeksini 2 yapıyorum. Dolayısıyla da otomatik ilerleyecektir. Yine bu formun içine giriyorum. Formun activate kısmına takvim eşittir date diyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kaydet olayına. Kaydete geldim. Az önce şunun içine yazdığımın aynısını alıyorum. Bütün kodları kopyalıyorum. Geliyorum buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Takvim eşittir tarih eşittir takvim nokta value eğer TX'te gider. Boş ise TX'te gider eşittir 0. Şuna ihtiyacım yok. Yine 3'ten başlıyor. Bu sefer arkadaşlar eğer CDBL TX'te gider 0'dan büyük ise range hangi hücreye kaydedeceğiz? E hücresine kaydedeceğiz. O zaman buraya ne diyorum? E'nin x'ine ne kaydet? Buraya da E'nin x'i, buraya da TX'te gideri kaydet diyeceğiz. Şu satıra ihtiyacımız yok. Sonra tarihi diyeceğiz. Tarihine gider kaydedildi. Bu kadar basit. Şimdi gider bağlantısını yapmadık sadece. Hemen buraya çift tıklıyorum. FRM gider nokta show diyorum. Hemen denemesini yapalım. Aa, biz yanlış yeri bağladık. Geliri bağladık. FRM gider diyeceğiz. Tamam. Hemen denemesini yapalım. Örneğin bakın arkadaşlar buraya konumlanmadı. Bence bu konumlanıyor, bu konumlanmıyor. İlk açılışta buraya konumlanmadı. Birisinki sıfırdır demek ki. Şunun tab indeksi nedir? Tab indeksi sıfırdır. Yani takvim 2 sıfırdır. O zaman biz bunu sıfır yapacağız. Şunu da bir yapacağız arkadaşlar. Şu zaten otomatik 2 olacak. Şimdi konumlanacaktır. Hemen gördüğünüz gibi 500 gider yazdım. Kaydet dedim. Hemen 500 kaydoldu. Toplam kalan 1920 oldu arkadaşlar. Her şey hesaplanmış durumda. Giderimizi yazacağız. Sürekli otomatikmen yazıyor gördüğünüz gibi. Gider 1000 lira. Ve şu anda elimizde 220 lira bugünlük böyle. Şimdi sıra geldi yazdıra. Yazdırı da arkadaşlar ben makro ile yaptıracağım. Makro kaydet diyorum. Yazdır diyorum. Yazdır kodu yaz bana. Yaz diyeyim. Tamam. Ctrl P diyorum. Zaten şu anda makro kayıt altına alıyor. Yazdıra basıyorum. Buradan masa üstünü seçtim. X ya da rapor diyorum. Kaydetti. Kaydı durduruyorum. Bakalım makro bana ne yazdı arkadaşlar. Makro bana şu kodu yazmış. Ctrl C ile kopyalıyorum. Burayı yazdırın içine geliyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şuraya bir soru soracağım. Buraya dim sor as integer as byte diyorum. Sor eşittir msg box rapor yazdırılsın mı diyorum. Soru işareti virgül 68 parantezi kapatın. Pardon. Evet, parantezi kapatıyoruz. Eğer sor eşittir 7 ise yani hayıra basılmışsa exit sub diyoruz ve geri kalanı yazdırıyor. Hemen deneyelim. Burada yazdır diyorum. Rapor yazdırılsın mı? Evet. Gördüğünüz gibi yazdırdı. Rapor 2 raporumu yazdırdı ve bitti. Şimdi hemen rapora bakalım istiyorsanız. Rapor 2 gördüğünüz gibi raporumuz da yazıcıdan alındı. Bu dersimiz bu kadar. Hatta ben Cem Bey'e de bu örneği göndereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendileri de umarım beğenmiştir. Ama dikkat ederseniz biz projemizi VBA projesi olarak kaydetmedik. Şimdi onu VBA projesi olarak kaydetmemiz gerekiyor. Hemen
dosyadan farklı kaydedeceğiz. Bunu ben masa üstüne Eylül gider gelir gider ikili çalışma kitabı diyorum. Ve kaydete basıyorum. Şurada bu belge yönetici olayını ben size daha önce anlatmıştım nasıl o mesajı gidereceğinizi. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Seçeneklere geliyorsunuz. Güvenlik merkezi, güvenlik merkezi ayarları, gizlilik seçeneklerine gelip şu kutuyu kaldırdığınız zaman az önceki soru mesajı bir daha sormaz. Her kaydettiğinizde o mesajı artık almayacaksınız. Gelirimizi kaydedebiliyoruz. Giderimizi kaydedebiliyoruz. Bir de tarihi değiştireyim isterseniz arkadaşlar. Hep aynı güne kaydettik. Mesela bugün ayın 23'üydü. 20 şey 22'si mi 3'ü mü? 23'ü diyelim. Aha, şimdi kayıt yapalım. Bakalım o tarihe kaydedecek mi? 600'e 100 diyelim. Ve kaydedildi. Aşağı doğru gelelim. Gördüğünüz gibi kaydetmiş arkadaşlar. Tarihi ayın 1'i yapıyorum. Şöyle ayın 1'i yapalım. 01. Hemen bir gider kaydına geliyorum. 600 lira gider gitsin. Gördüğünüz gibi gideri oraya kaydetti. Bir gelir kaydedelim. 900 lira. Ve bu şekilde istediğimiz gibi kayıt yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok daha pratik. İkide bir toplamaya çıkarmaya gerek yok. Tabii ben şöyle bir şey yapabilirdik. 12 aylık bir sayfa oluştururduk. Ana sayfada gelir kaydettiğimiz zaman ilgili sayfayı ayı gidip bulacaktı. Otomatikman sayfalara kaydederdi. Siz hiçbir sayfayı da görmezdiniz. İstediğiniz sayfayı da yazıcıdan çıkarabilirsiniz. Yani şöyle anlatayım. Buraya bir tane ana sayfa yapardınız. Şöyle bir ana sayfanız olur. Buraya sadece butonunuzu alırsınız. Gelir. Yani bunu bence siz bunu işte siz yaparsanız o zaman bu dersi anlamışsınız demektir. Buraya gelir git az önceki butonları buraya alırsınız. Arkadaşlar böyle bir şey yapabilirseniz. Mesela bunları kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burasını ana sayfa yaptım. Ana sayfa. Ondan sonra şuraya geldim. Bunun kopyasını alacaksınız. Şöyle 12 ay. Ocak, Şubat, Mart. Bu şekilde gidersiniz. Ondan sonra burada gelir tıkladığınız zaman o otomatikmen hangi ay olduğunu bulacak. O aya kendisi gidip kayıt yapacak. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Çok güzel olur ama yapabilirsek tabii. İleride böyle bir derste yapabiliriz aslında. Ben bu programı bozmayayım da ben bunu göndereyim Cem Bey'e. Buydu değil mi bizim çalışanı? Evet. Yani şu anda kopyasını aldığınız zaman arkadaşlar bu sayfanın kopyasını aldık. Kopyasını alınca mesela burada çalışıyor mu? Bak yine çalışıyor. Buraya kaydediyor. Burada iken giriyorsunuz. O da buraya kaydediyor. Yani şu anda bile tek bir sayfa bile yapsanız kopyası olur. Sadece tarihi değiştireceksiniz. Yani yapacağınız sadece bu. Ocak, Şubat, Mart. Mesela Ocak'ınkini yapmak için buraya Ocak diyeceksiniz. Burası 01.01.2023. Burası da 02.01.2023. Ondan sonra şunu şöyle çekeceksiniz. Bu ocağınki tamam. Tabii bu 31 olması lazım. Bir satır eklersiniz buraya. Ocağın kaydını yaparken zaten takvim de ayın 1'i olacağı için yani birinci ayın 1'i gibi Ocak ayında olacağınız için burada gelir kaydettiğiniz zaman direkt kaydedecektir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız ki başka da arkadaşlarımıza bu ders ulaşsın. Çünkü ne kadar çok izlenirse, beğenirse YouTube'un algoritması bunu öne alıyor. Daha ön plana çıkarıyor. Daha çok küçük resimlerde gösteriyor. Dolayısıyla da daha çok arkadaşımıza, kardeşimize ulaşmış oluyor. Bu nedenle beğenmeyi unutmayınız. Hepinize
Başarılar diliyorum arkadaşlar. Şimdi ben onu da Cem Bey'e yollayayım. Hemen yanıtla diyeyim. Şuradan ek olarak masa üstündeki neydi ismi? Dosyanın adı Eylül. Ektedir. İyi çalışmalar. Niye eklemedi ya? Neyse. Ben eklerim arkadaşlar. Göndereceğim birazdan. Görüşmek dileğiyle.